Bak şu görüntü şu anda bu mevsimde süper bir görüntü yani. Bunun içi 10 çıta normalde. 9 çıta arı var. Bir de besleme için çuruklu var. Yani mevsim çok bilinmeyenli bir mevsimdi aslında bu sene. Yani baharı nasıl geçireceğiz, yazı nasıl geçireceğiz biraz muallaktaydı ama düşündüğümüzün üzerinde hem yağışlı hem güneşli günler bol oldu. Şurada hemen hemen 10-15 gün öncesine kadar hala tabiatta, çevremizde değişik çiçeklerin açtığını, hala polen ve bal, nektar gelen bitkilerin olduğunu gördük. Genel olarak miktar olarak baktığımızda güzel bir sezon geçtiğini gördük. Bal olarak güzel bir dönem ve sezon geçirdiğimizi söyleyebilirim bu açıdan. Yani şu anda normal şartlarda yani bizim ülke genelimizde 15 kilo kovan, bir kovan başına 15 kilonun üstü iyi olarak değerlendiriyor. Bizim şu anda herhalde 20 kiloya yaklaştı bu sene. Bu dediğim gibi ikinci, üçüncü hasatı yapan, özellikle de derede, Sarıcakaya bölgesindeki arkadaşlarımızın daha güzel bir sezon geçirdiğini de duyduk. Onlar belki daha fazla üst seviyelere çıkmıştır. Ama buralarda tek sağım yapan bizler için yani 20 kilo civarında oldu bir kovan başına. Ama bunlar tabii ki şu maliyetlerde 15 kilo, 20 kilo bal bence maliyetleri karşılayacak şeyler değil, girdiler değil. Bizim şu anda arıcı olarak herkesin şikayetçi olduğu gibi girdilerimizde çok artışlar var. Yani şu anda Türkiye genelinde hiçbir dönemde görmediğim kadar arısını, kovanını satan arkadaşlar var. Artık yapamayacağı için, maliyetlere katlanamadığı için, karşılayamadığı için arıyı ikinci, üçüncü sağıma belli bölgelere taşıması gerekiyor. En büyük sıkıntımız ne? Yakıt maliyeti. Yani bu arıların bir yerden alınıp bir yere taşınması kovan başına büyük maliyetler getiriyor. Adadan. Maşallah kuzu. Şimdi yazın. Giyin maskeyi. Ama